Arkadaşlar merhaba. Bugün neyimizin ilk dersine başlıyoruz. İlk dersimiz oturuşumuz ve neyimizden ses çıkarma. Neyimizi ilk defa elimize aldığımız zaman öncelikle rahat bir pozisyonda dik 90 derece yakın dik bir şekilde oturuyoruz. Ve ardından neyimizin hiçbir perdesini kapatmadan sağ elimizi üstte kullanacaksak ki benim açtırdığım kendim ne üflerken sağ elim üstte. Eğer sağ elimiz üstte olacaksa neyimizi sol dizimize yaslayarak yaklaşık olarak 35-45 derecelik bir açıyla neyimizi dizimize yaslıyoruz. Ve ardından önemli husus, ıslık çalabiliyorsak neyi az çok herkes üfler. Islığımızı bakın neyimizin içine bu şekilde şeklinde koyacağız. Buradaki püf noktamız ne? Püf nokta şu. Dudağımızın dedim ya, eğer neyimiz sol tarafa doğru yaslanacaksa dudağımızın sol kavisi, yani şurası sol kavisi neyimizin sol kavisi ile birleşecek. Bakın. Şu şekilde. Gördünüz mü? Biraz daha yaklaşıyorum. Dudağımızın kavisi neyimizin kavisiyle birleşecek ve ilk üflemeye çalışırken ıslığımızı normal ıslık çalarken şeklinde üfleyelim. Bu belli müddet tabi dudağımızın daha refleksleri henüz oluşmadığından dolayı kaybolacak, sesler biraz püsürükleşecek, araya böyle cızırtılar girecek, sesi bozulacak. Bu oldukça tabi sizden sürekli yeni başlayan arkadaşlar için sürekli bu egzersizi yapmanızı, tam tersi taraftan yani sağ sol el yukarıda üfleyen arkadaşlar için de tam tersi yine dik bir pozisyonda neyimizi bu sefer ne yapıyoruz? Sağ dizimize yaslıyoruz ve dudağımızın sağ kavisiyle neyimizin sağ kavisini buluşturuyoruz ve içine ıslık koyuyoruz. Ben sağ taraftan ne üflemediğim için, yani sol elimi yukarı tutmadığım için biraz zorlanabilirim. Çünkü dudak reflekslerim tamamen sol tarafa endeksli. Ama deneyeceğim sizin için. Bakın burası dudağımın, yani sağ elimi kullandığım zaman, yani sol elimi üstte tuttuğum zaman sizden bir farkım yok. Ben de yeniyim. Bakınız. Gördüğünüz gibi ses biraz böyle dolgun gelmese de, başlangıç için zaten bu şekilde olacaktır. Dolgun gelmese de ses çıkartmayı başarabildik. Bu şekilde denerseniz dudağınız yavaş yavaş oturacaktır ve sesi üflemeye çalışacaksınız. Arkadaşlar şimdi aklınıza gelebilir ki ya biz bu neyi çektiğimiz zaman, yani denedik ses çıkardık ama neyi çektiğimiz zaman tekrardan neyi üflediğimizde ses çıkmıyor veya aynı yeri bulamıyoruz. Bu çok tabi, ben bunu şu örnekle anlatayım size. Araba kullanmayı yeni öğrendiğiniz zaman ne yaparız? İşte otomatik olmayan, eskiden otomatik olmayan arabalar daha yaygındı ya. Bir yandan debriyajı kaldırmak için bir yandan gaza hafifçe yükleniriz ve böyle bir arabayı kavratmaya çalışırız. Ama başlangıçta bu arabayı kavratırken her zaman bir arabayı hissettiririz, bir sıkıntılar yaşarız. Yani o kavramayı rahat bir şekilde, akıcı bir şekilde yapamayız. Ama zaman geçtikçe ne olur? Sol ayağımızla sağ ayağımız bir dengede buluşur, bir ahenge kavuşur ve her defasında dur kalk yaptığımız zaman da ne yaparız? Arabayı rahatlıkla kaldırırız. İşte bundan farkı yok. Bunu siz yapmayacaksınız. Bunu dudağınız refleks icabı aldığınız zaman, bunu eğer yeterince egzersiz yaparsanız, yeterince alıştırma yaparsanız dudağınız aldığınız anda o anahtar kilit uyumuyla dudağınız neyi kavrar ve üflemeye başlarsınız. Bu kadar basittir. Yani neyi çektiğim zaman tekrardan sesi yerine gelmiyor gibi bir sorunla karşılaştığınız zaman bilin ki bu geçici bir problemdir. Ve bu problemi rahatlıkla aşabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlarınızda bu dersi daha akıcı, daha eğlenceli, daha interaktif bir şekilde ben yürütmek istiyorum. Yorumlarınızda desteklerinizi bekliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bir şey daha ekleyeyim. Dedim ya, bir plan program dahilinde gidiyorum ama bazı konular aklıma spontane gelebiliyor. Arkadaşlar, müzik eğitimi böyle kısa vadede ya ben bir ay üfleyeyim hallederim, 2 ay üfleyeyim hallederim gibi bir şey değildir. Ondan dolayı eğer azminiz böyle hele bir bakalım gibi bir şeyse müzik eğitimi, bu ister bağlama olsun, ister ney olsun, ister gitar olsun, müzik eğitimi uzun soluklu bir eğitimdir. Peki ben size daha güzelini söyleyeyim. Yaşınız 30 olabilir, 40 olabilir, 50 olabilir. Hiç önemli değil. Müzik eğitimi, müzik icra etmenin, ney üflemenin, herhangi bir enstrüman çalmanın yaşı yoktur arkadaşlar. İnsan yaşlandığı zaman spordan nasıl diyeyim, gücü kesilir, spor yapamaz hale gelir. Ama müzikte böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla müzik uzun vadeli ve çok güzel bir yatırımdır. O açıdan eğer kendinizde yaşım işte 25'e geldi, bu yaşlara işte 10 yaşındayken başlamak lazımdı, 15 yaşındayken başlamak lazımdı gibi bir düşünceniz varsa bu katiyen bence, benim kanaatim, doğru değil. Hemen eğer böyle bir aşkınız varsa bunu yapamam demeyin. Hemen bir ney alın ve üflemeye başlayın. Gerisi gelecektir. Bunu kendiniz göreceksiniz. Sizlere tekrardan kolay gelsin diliyorum. Gelecek derslerde görüşmek üzere.